Enzimatik bir reaksiyonun hız zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Bize bu grafikle ilgili yorum yapmamızı istemiş. Birinci öncülde T0 T1 aralığında ortamdaki su oranı %15'in altındadır demiş. Baktığımız zaman T0 ve T1 anında herhangi bir enzimatik reaksiyon olmadığını görüyoruz. Su oranı %15'in altındayken enzimlerimiz inaktif olduğu için bu öncülümüz doğru. İkinci öncülde T1 T2 aralığında sıcaklık 0 dereceden optimum sıcaklığa yükseltilmiştir. Optimum sıcaklık enzimimizin en iyi çalıştığı sıcaklık olarak geçiyor. Baktığımız zaman T1 T2 anında evet optimum dereceye yükselmiş. T2 T3 aralığında sıcaklık 70 dereceye kadar yükseltilmiştir. Eğer 70 dereceye kadar yükseltilmiş olsaydı T3 anından sonra herhangi bir reaksiyon görülmemesi gerekirdi. Çünkü enzimin yapısını tamamen bozacaktı. Bu yüzden 3. öncülümüz yanlış. T3 T4 aralığında ortama aktivatör madde eklenmiştir. Aktivatör madde hız kazandırdığı için bu öncülümüz doğru. Yukarıda bize bir deney düzeneği vermiş ve bu deney düzeneği ile ilgili yorum yapmamızı istemiş. M kolunda %10'luk glikoz çözeltisi varsa geriye kalan %90'lık kısım su. L kolunda %20'lik maltoz çözeltisi varsa geriye kalan %80'lik kısım su. Maltoza baktığımız zaman disakkarit. Disakkarit olduğu için büyük molekül ve geçiş yapamayacak. Glikoz monosakkarit küçük molekül olduğu için geçiş yapabilecek. Birinci öncülde M kolundaki sıvı seviyesi yükselirken L kolundaki sıvı seviyesi azalır demiş bize. Birinci koldan yani M kolundan L koluna su geçişi sağlanacaktır. İki ortam eşitlenince kendiliğinden dolayı duracaktır. Dolayısıyla M kolu azalırken L kolunun yükselmesi gerekecektir. Bu öncülümüz yanlış. Glikoz molekülleri M kolundan L koluna geçer. Glikoz molekülleri monosakkarit olduğu için geçiş yapabileceklerdir. Maltoz molekülleri her iki kolda da eşitleninceye kadar M koluna doğru geçer. Maltoz büyük molekül olduğu için geçiş yapamayacaktır. L kolundaki sıvı seviyesi yükselirken M kolundaki sıvı seviyesi azalır. Bunun sebebi de suyun geçişidir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4. Hayvanlar aleminde bulunan KTM canlılarına ait bazı özellikler aşağıda verilmiş ve bize bu canlılarla ilgili yorum yapmamızı istemiş. K canlısında kemiklerin çoğu ince ve içi boştur. İçi boş kemikli ise eğer bu canlı sınıfımız kuşlar. T canlısı sabit vücut ısılı, kalbi 4 hocacıklı ve olgun al yuvarlarında çekirdek bulunmaz. Olgun al yuvarlarda eğer çekirdek bulunmuyorsa bu sınıfımız memeli. M canlısı larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yapar. Değişken vücut ısılı canlılardır. Eğer larva döneminde farklı, ergin dönemde farklı yapıyorsa bu canlımız başkalaşım geçirmiştir. Başkalaşım geçiren sınıfımız kurbağa sınıfıdır. Buna göre K canlımız kuş, T canlımız memeli, M canlımız kurbağa olur. Sağlıklı bir insanda bulunan kıkırdak çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kulak kepçesinde bulunan kıkırdak çeşidimiz elastik. Omurlar arası disklerde bulunan fibroz. Burunda bulunan hiyalin kıkırdak. Kloroplastın stromasında hangi olaylar gerçekleşir? Stromasında gerçekleşen olaylar karanlık evrede gerçekleşen olaylardır. Karbondioksit tüketimi karanlık evrede. Karbonhidrat yani besin üretimi karanlık evrede. Elektron taşıma sisteminde yükseltgenme ve indirgenme
Aydınlık evrede. Natri molekülünün indirgenmesi gene aydınlık evrede. Yani granalarda gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Aşağıda koleoptil uçları ile yapılan yönelme deneyleri verilmiş ve bize bu deney sonucunda hangisinde sola doğru yönelim hareketinin gözlenebileceğini sormuş. Birinci düzeneye baktığımız zaman herhangi bir işlem yapılmamış filizimize. Dolayısıyla şu tarafa baktığımız zaman ışık geldiği için oksin ışıktan kaçan bir yapısı olduğu için bu taraftaki bölgede daha fazla artış gösterecektir ve sola doğru yatış gösterecektir. İkinci öncülümüze baktığımız zaman kesilip üst üste konulmuş. Dolayısıyla şu bulunan bölgede daha fazla olacak oksijen molekülü. Işığı bu taraftan verdiğimiz zaman şu tarafta daha fazla büyüme olduğu için sağa doğru yatış gösterecektir. Üçüncü kısımda mika tabakası yerleştirilmiş araya. Mika tabakası oksin geçirmez. Oksin geçirmediği için yönelim gerçekleşmeyecektir. Dördüncü kısımda oksin emdirilmiş agar konulmuş. Baktığımız zaman şu bölgede oksin yoğunluğu fazla olacak. Işığı bu taraftan verdiğimiz zaman şu kısımdaki oksin oranı fazla olduğu için tekrar sola doğru yönelim gösterecektir. Alveollerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Solunum gazlarının geçişine elverişli yassı epitel hücrelerden oluşmuştur. Evet, doğru. Kılcal damarlar ile sarılı haldedir. Doğru. Gaz değişimi aktif taşıma ile sağlanır. Yanlış. Gaz değişimi difüzyon ile sağlanır. Yani pasif. Diploid kromozomlu bir hücreden monoploid kromozomlu bir hücrenin oluşma sırasında gerçekleşen olayların meydana geliş sıralamasını istemiş bizden bu soruda. Eğer diploid bir hücreden monoploid bir hücre oluşuyorsa burada mayoz bölünme vardır. Mayoz bölünme sıralaması oluşturacağız. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi anafaz bir evresi. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi anafaz 2 evresi. Tetrat oluşma profaz 1. Crossing over ile parça değişimi yine profaz 1 evresi. Şimdi baktığımız zaman önce tetrat oluşmalı ki arada parça değişimi gerçekleşsin. O yüzden ilk gerçekleşen 3. öncül, daha sonra 4. öncül, daha sonra hala 1. evredeyiz. Anafaz 1 gerçekleşecektir. En sonunda da anafaz 2 evresi gerçekleşecektir buradaki sıralamaya göre. Yukarıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı verilmiştir. Buna göre bu karakterler hangileriyle kalıtılıyor olabilir? Otozomal çekinik olarak baktığımız zaman otozomal derse vücut kromozomu, çekinik derse küçük a küçük a ile inceleme yapabiliriz. Baktığımız zaman hasta bireylere küçük a küçük a dersek evet ebeveynleri de küçük a taşımak zorunda ama hasta olmadıkları için yanındaki gen baskın olur. Öncülümüzü sağladı. Aynı şekilde buradaki bireye baktığımız zaman küçük a küçük a ebeveynlerinde de küçük a vardır ama hasta olmadıkları için baskın karakter bulunduruyorlardır gerçekleşir. Buradaki iki bireyimize baktığımız zaman gene bunlar küçük a küçük a bulundurur. Ebeveynlerinde de bulunacaktır. Buradaki ebeveyn zaten hasta küçük a küçük a'dır ama buradaki ebeveynimiz baskın karakter bulundurabilir. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze baktığımız zaman otozomal baskındır demiş. Baktığımız zaman burada bulunan birey eğer otozomal baskınsa yani herhangi bir karakterin büyük olması yetiyorsa
bu şekilde gösterilirse bu karakterlerden birini mecburen ebeveynlerinden almak zorunda. Ama baktığımız zaman hiçbir ebeveyni hasta değil. Bu yüzden bu öncülümüz yanlış. X kromozomunda çekinikti şeklinde baktığımız zaman X üzerinden küçük R ile inceleme yapacağız. Baktığımız zaman buradaki erkek birey hastaymış. Zaten bir tane X bulundurduğu için buradaki X'ini de annesinden alacaktır. Annesine baktığımız zaman hasta olmadığı için anne taşıyıcı olacaktır. Buradaki bireyimize baktığımız zaman gene X küçük R'ye Y. Hastalık genini annesinden almış olacaktır. Annesi hasta olmadığı için taşıyıcı olacaktır. Buradaki bireylerimize baktığımız zaman baba zaten hasta. Baba kızına hastalık genini vermiş olabilir. Kız tamamen hastaysa annede de taşıyıcılık olmak zorunda. Anne taşıyıcıysa bir oğlu hasta, bir oğlu sağlıklı olma ihtimali bulunabilir. Bu yüzden bu öncülümüz doğru. Y kromozomunda baskındır demiş. Eğer Y kromozomunda baskın olsaydı dişilerde görülmemesi gerekiyordu. Ama baktığımız zaman buradaki dişimiz hasta. Bu yüzden bu öncülü alamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Bir popülasyonda X allelinin frekansı hangilerine bağlı olarak değişebilir? Popülasyona dışarıdan alınan göçler ya da dışarıya verilen göçler frekansı değiştirebilir. Doğal seçilim frekansı değiştirebilir. Mutasyonlar frekansları değiştirebilir. Eş seçime frekansları değiştirebilir. Dolayısıyla cevabımız Edirne. DNA molekülünde eşitliklerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde pürinler pürimidinlere eşit olduğu için ikisini birbirine bölersem biri elde edebiliriz. İkinci öncülde adenin timinle eşleşir. Guanin sitozinle eşleşir. Dolayısıyla adeninle timinin toplamı guaninle sitozinin toplamına eşit olmadığı için daima biri elde edemeyiz. Fosfat sayısıyla deoksiriboz sayısı birbirine eşit olduğu için ikisini birbirine böldüğümüz zaman 1'i elde edebiliriz. Glikozit bağ sayısıyla hidrojen bağ sayısı birbirine eşit olmadığı için 1'i elde edemeyiz. Bol miktarda su içen sağlıklı bir insanda değişimlerden hangileri gerçekleşebilir? Eğer bol miktarda su tüketiyorsa idrar yoğunluğu artmaz, azalır. Kandaki ADH miktarı. ADH suyun emilimini sağladığı için bol miktarda zaten su tüketiyorsa suyun geri emilimine çok fazla ihtiyaç duymayacağı için bu grafiğimiz doğru. Süzülme hızı çok fazla su aldığı için gene artış gösterecektir. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3. Burada bize bir kalp sorusu sormuş. Akciğerden gelen oksijence zengin kanın döküldüğü kısım ve kalpteki oksijence fakir kanın akciğere pompalandığı kısımlar ile ilgili sorumuza baktığımız zaman kalbin sağ tarafında kirli kan, sol tarafında ise temiz kan bulunur. Oksijence zengin kan dediği temiz kandır. Kanın döküldüğü kısma baktığımız zaman akciğerlerden gelen kan kulakçık kısmından giriş yapacaktır. Bu yüzden sol kulakçık. X'e baktığımız zaman 2. Oksijence fakir kan dediği kirli kan akciğere pompalandığı kısım. Akciğere pompalandığı kısım karıncık kısmı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan.